Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, şöyle sarı kızım, prensesimle bugün günümüze başladık. İnşallah gönlümüzde böyle çiçekler kadar güzel olur ve günümüz de bu çiçekler kadar güzel geçer arkadaşlar. Evet, hafta sonu çok güzel geçsin inşallah. Hayırlı tatiller arkadaşlar. Evet, begonvilin bakımını anlatacağım arkadaşlar. Geçen yıl ben bunu bir çiçekçiden, hatta böyle tablo üzerinde satılan seyyar bir çiçekçiden satın aldım. Çok da uygun aldım ve harika da rengini böyle görünce hoşuma gitti arkadaşlar. Her yerde böyle kırmızısı, böyle fuşyası, beyazı, böyle pembesini görürken ben tuttum bunu görünce hoşuma gitti. Zaten bu rengi de çok seviyordum. Her yerde bulunmayan nasıl diyeyim, altın begonvil arkadaşlar. Evet, begonvil bakımını şöyle kısaca anlatacağım size. Ve hatta çarşıda böyle gezerken de yol üzerinde karşılaştığım harika o güzel bodur begonvili de bu videomda katacağım. Onu da siz göreceksiniz. Harika güzel açmış. Nerede görsem inşallah onun da fidesinden almak istiyorum arkadaşlar. Bodur böyle fazla boyuna çıkmayan, hatta bol çiçek açan bir tür o da. Onu da az sonra göreceksiniz zaten fuşya renginde. Evet, bu prensesin ben geçen sene bayağı küçüktü, ince bir daldı. Çok da uygun aldım. Seyyar bir çiçekçiden tesadüfen bir kızımla bir yere gezmeye gittik. Arkadaşlar, fuara gittik. Fuarda, fuar çıkışında gördüm. Hatta videosunu da çektim onun geçen yıl. O seyyar çiçekçimiz, kardeşimizin. Evet, orada gördüm. Çok da güzeldi. Hoşuma gitti. Aldım. Evet, begonvil arkadaşlar sıcak iklimi çok seven, güneşi çok seven bir bitki. Ve güneş görmeyen dalları da böyle birazcık zedeleniyor ama güneşe ulaştığı zaman da hem böyle çiçeklerini hem de yapraklarını çok güzel geliştiriyor. Ben geçen yıl çeliklerinden de aldım. Hatta dip kısmına dikmiştim. Az sonra onu da göstereceğim. Dip kısmında tutmuşlardı. Diğerleri nasıl oldu bilmiyorum ama bir tanesi kalmış arkadaşlar. O da bayağı biraz büyümüş ama o da farklı renk. Ya kırmızı olması lazım ya da fuşya olması lazım. Çünkü onların ikisinden ben çelik aldım, dikmiştim. Hangisi kaldı bilmiyorum. Büyükçe bir saksının içerisinde bu. Şöyle göstereyim. Şöyle bayağı da uzadı benim. Yani aldığımda bunun nereden baksan yarı, yani yarı boyundaydı. Ama ben aldım, böyle güzelce bir büyük bir saksının içerisine diktim. Şöyle gördüğünüz gibi, ay yaprak geldi önüne. Ve şu da benim çelikten diktiğim arkadaşlar, şöyle göstereyim. Evet, bu da benim çelikten diktiğim, ürettiğim. Böyle kocaman oldu. Geçen yıl sonbaharda dikeceksiniz arkadaşlar. Şöyle odunsu bir yapısını, bunlar da tutmuştu ama gördüğünüz gibi üzerinde filizi de var. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerinde şöyle filizi de var. Bunlar da tutmuştu ama sonradan kurumuşlar. Şöyle birkaç dal buraya ben dikmiştim. Bayağı da kök de atmış. Ama sadece gördüğünüz gibi bir tanesi tutmuş. Olsun, bir saksının içerisinde iki tane renk olacak benim. Hem fuşya hem de kırmızı. Benim buradaki sarı kızıma bayağı da yakışacak. Hatta şöyle şep boy bile var arkadaşlar. İki kökte şep boy var kocaman saksımın içerisinde. Evet. Böyle açtı. Üzerinde küçücük küçücük çiçekleri vardı benim aldığımda. Diğer tarafa sarkmış ve ben bu tarafa çektim. Şöyle buraya dedim, şöyle şu gider borusunu kapatması için aldım aslında ben bu çiçeğimi. Balkonda böyle genelde ben video çekiyorum böyle çiçeklerimin coşkulu halinde. Dedim en azından şöyle şu boruyu kapatması için güzel bir burada yeşil örtü olsun istedim. Aklıma da begonvil geldi. Dedim sarmaşık türü, en azından uzadıkça böyle gider borusuna bağlarım dedim. Burayı da kapatmış ve güzel bir görüntü olmuş olur dedim. Evet, sarı kızım, canım benim, yanına da hemen farklı rengini diktim ki ikisi beraber o kadar güzel olacaklar ki burada düşünemiyorum yani, gözümün önünde canlandırıyorum. Çok da güzel olur. Evet, begonvil bakımı çok kolay arkadaşlar. Her türlü toprağa, toprakta yetişebilen, toprak seçimi olmayan bir bitki. Sadece kumsal, hani nasıl diyeyim, kükürtlü kumsal bir toprak olmaması yeterli. Toprağı çok, her türlü toprağı çok seviyor. Hatta nemli toprağı çok seviyor arkadaşlar. Ben sulamasını kışın ayda, kışın haftada bir kere yaparken yaz aylarında haftada iki kere yapıyorum.
Toprağının nemli olması yeterli. Eğer siz fazla sulamak istiyorsanız, memleketiniz sıcak memleketse, toprak nemine bakarsınız, fazla sulamasını yapabilirsiniz. Ama çok aşırı verip de ya da çok az verip de çiçeğinizin kurumasına sebep olmayacak şekilde sulamasını yapmanız yeterli. Çeliğinden sonbahar aylarında çelik alıp, hatta şöyle ince taze yerlerini değil arkadaşlar. Mesela buradaki çelik, bu yılki çelik. Buradan değil de şöyle daha bir kalın köklü şeyle ağaçsı yapısı olan yerlerden çelik alınması gerekiyor. Az önce gösterdiğim o çelik kalınlığında olması yeterli. Odunsu yapı olduğu zaman daha kolay tutuyor. Daha kolay da gelişiyor arkadaşlar. O yüzden hani taze dal olunca dayanıksız oluyor, tutmuyor. O yüzden siz en iyisi odunsu yapıdan sonbahar aylarında alıp çeliklerinden, hoşunuza giden renklerinden böyle dikebilirsiniz. Çeliklerinden üretebilirsiniz. Hatta şu anda çiçekçilerde de zaten rengarenk hem aşılı türü hem o eski türlerden begonviller sürekli de bulunuyor arkadaşlar. Çiçeklerimiz çok pahalı. Siz en iyisi şöyle bir yol kenarından geçerken bir komşudan isteyebilirsiniz. Tabi her yerde komşuculuk olmuyor ama ben şanslıyım arkadaşlar. Osmaniye'mizde hiç tanımadığım bir kapıyı çaldım ve begonvil çeliklerinden aldım. Halamla beraber hatta sokak sokak gezdik. Böyle renkli begonvillerden, çeliklerinden aldım. Diktim çeliklerinden ama bir tanesi tutmuş. Diğerleri de tutmuştu ama yani yapacak bir şey yok. Zaten bu saksı içerisinde iki tane olması yeterli. Büyüdükçe saksısını da büyütmemiz gerekir çünkü. Evet, sonbahar aylarında çeliklerinden alıp üretebilirsiniz. Ve arkadaşlar genelde süs bitkisi olaraktan kullanılıyor. Tüm böyle yaz memleketi olan memleketlerde böyle duvar kenarlarında, balkonlarda, bahçelerde, duvar üzerlerinde böyle nasıl diyeyim, avlu duvarlarının üzerini süsleyen harika güzel rengarenk bir çiçek. Yaz boyu açan, üzerinden hiç çiçeğini eksik etmeyen bir harika güzellikte bir prenses bu da. Evet, bu rengini çok seviyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Aslında ben bütün renkleri seviyorum da. Hepsinin yeri bir başka yanımızda. Evet, begonviller aslında bunlar yaprak arkadaşlar. Hani biz böyle rengarenk görüyoruz, çiçek yok ya. Aslında bunlar yaprak. Orta kısmında böyle beyaz beyaz, daha gördüğünüz gibi açmamış. Koyu, bu da koyu turuncu renkte açacak herhalde rengini. İnşallah açarsa öyle de gösteririm zaman gelir. Bunlar aslında biz çiçek bile yok ama bunlar yaprak arkadaşlar. Bunlar yeşil yaprak. Bunlar da üzerinde o süs bitkisini açtıracak minik minik de çiçekleri oluyor. O çiçeklerin aslında dış taç yaprakları. Biz bunlara çiçek gözüyle bakıyoruz tabi. Renkli oldukları için. Evet. Dedik ki yaz memleketlerin harika bence, hele o tatil yerlerinde rengarenk gözümüzü gönlümüzü şenlendiren bir çiçek türü. Evet, şimdi gidelim arkadaşlar o yol kenarında çektiğim çarşıda yol üzerinde çektiğim harika o güzellikte bodur fuşya rengi var ya, onu görelim, tekrar geri gelelim buradaki prensesimize. Evet arkadaşlar, bakar mısınız, o kadar güzel açmış ki begonvil, ben bu kadar güzellik görmedim. Maşallah maşallahı var. Bakar mısınız? Çok güzel açmış. Begonvil harika. Galiba cinsinden dolayı da bu kadar güzel açmış arkadaşlar. Hem budur hem de o kadar çok güzel çiçeği var ki üzerinde. Süper. Tabii kelebek de tadını çıkartmıyor değil. Üzerine çekirge bile gelmiş. Evet,
Harika arkadaşlar, gördüğümüz gibi tüm rengi güzel ya, hepsi güzel. Maşallah maşallah dedim yol kenarında çekerken, o fuşya rengindeki budur cinste arkadaşlar, budur harika, gördünüz mü üzerindeki o çiçekler ne kadar güzel. İnşallah benim prensesim de biraz daha büyüsün, öyle olur ya, o güzellikte olur ama şu güzelliği bile yetiyor bana. Evet arkadaşlar, biraz ses oldu, gürültü oldu, kusura bakmayın ne olur. Çünkü Toki etrafında, binaların etrafında artık yeni otoküler, yeni binalar yapılıyor. Bizim gecemiz gündüzümüz bu aralar böyle. O sessizliğimiz bozuldu. Buranın ben sessizliğine, sakinliğine bayılırken, hayran kalırken maalesef ki böyle oldu ama yapacak bir şey yok. Buna da alışır insanoğlu. Her türlü her şeye alışıyor. Bundan aşağı düşürmesin Rabbim inşallah. Yani ne yapalım, yapacak bir şey yok. İnsanoğlu üredikçe, çoğaldıkça böyle bunları da göreceğiz. Rabbim beterinden esirgesin. Evet, inşaat, yan taraflarımız tamamen inşaat, gecemiz gündüzümüz böyle. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Bu arada Instagram hesabım, TikTok hesabımda da çok güzel böyle müzik eşliğinde eğlenceli sayfamız var. Oradan da sizi bekliyorum arkadaşlar. Oradan da paylaşıyorum güzel güzel böyle videoları, çiçek videolarını. Ben Gülay Hanım'ın çiçekli dünyası ya, benim dünyam çiçek arkadaşlar. Her türlü çiçeği de çok seviyorum. Elimden geldiği kadar o daracık balkonlarımda, evimin içerisinde de bakmaya çalışıyorum çiçeklerime. Evet, like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Instagram hesabını da dedim takip edelim ve hatta kanalıma ücretsiz olaraktan abone olabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Abonelikler tamamen ücretsizdir ve evet, yorumlar kısmına da bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz sevinirim. Tam destek olsun arkadaşlar. Kanalımız güzel ilerlesin ki sizlere böyle harika güzel çiçeklerle evlerinize konuk olalım. Bir başka videomda inşallah başka tür çiçekleri tanıtacağız ve göstereceğiz. Evet, güzellikler bitmez arkadaşlar. Dünyanın güzelliğini gördükten sonra görmek önemli. Yani o gözden bakmak önemli. Biz de güzel bakıyoruz. Her şey güzel olsun inşallah. En güzel terapi çiçek terapisi. Ve sağlıkla, sıhhatle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.